Harry Potter ve Ateş Kadehi 5. Bölüm Weasley Büyücü Şakaları. Harry dirseklerini sıkı sıkı iki yanına yapıştırmış, gittikçe daha hızlı dönüyordu. Bulanıklaşmış şömineler yanından hızla geçip gidiyordu. Sonunda midesi bulanmaya başlayınca gözlerini kapadı. Nihayet yavaşlamaya başladığını hissettiğinde ellerini hızla açıp tam zamanında durdu ve böylece Weasley'in mutfağındaki ocaktan dışarı düşüp yüzüstü kapaklanmaktan kurtuldu. "Yedi mi?" diye sordu Fred heyecanla. Harry'i ayağa kaldırmak için elini uzatarak. "Evet," dedi Harry. Ayağa kalktı. "Neydi o?" "Dolma dil şekerlemesi," dedi Fred coşkuyla. "George ve ben icat ettik. Bütün yaz üstünde deneyebileceğimiz birini arıyorduk." Küçük mutfak kahkahaya boğuldu. Harry çevresine baktı. Ron ve George zımparalanmış tahta masada kızıl saçlı iki kişiyle birlikte oturuyordu. Harry ikisini de daha önce hiç görmemişti. Ama kim olduklarını hemen anladı. Bill ve Charlie, Weasley kardeşlerin en büyükleri. Daha yakın oturanı "Nasıl gidiyor Harry?" diye sorup sırıttı ve iri elini uzattı. Harry onun elini sıkınca parmaklarının altında nasırlar ve kabartılar olduğunu hissetti. Romanya'da ejderhalarla çalışan Charlie olmalıydı bu. Charlie'nin beden yapısı ikizlerinki gibiydi. İnce ve uzun olan Percy'ler ona kıyasla kısa ve tıknazdı. Geniş yüzü hava koşullarından yıpranmış olmasına karşın dost canlısı görünüyordu. O kadar çilliydi ki güneşten yanmış sanılabilirdi. Kolları kaslıydı ve birinin üzerinde büyük, parlak bir yanık vardı. Bill de gülümseyerek ayağa kalkıp Harry'nin elini sıktı. Bill onu biraz şaşırtmıştı. Harry onun büyücülük bankası Gringotts'ta çalıştığını ve daha önce Hogwarts'ta öğrenci başı olduğunu biliyordu. Onu her zaman Percy'nin biraz büyük olanı gibi hayal etmişti. Kuralları çiğneme konusunda mızmız ve herkese patronluk taslamayı seven biri. Ama Bill'in görünümü için söylenebilecek tek şey vardı. Sıkı bir tipti. Uzun boyluydu. Uzun saçlarını bağlayıp at kuyruğu yapmıştı. Küpesi vardı. Ucundan dişe benzer bir şey sallanıyordu. Bill'in giysileri bir rock konserinde tuhaf kaçmayacak giysilerdi. Ama Harry ayakkabılarının normal deriden değil, ejderha derisinden yapılma olduğunu gördü. Daha içlerinden biri bir şey söyleyemeden hafif bir pat sesi duyuldu ve Mr. Weasley George'un omzunun arkasında belirdi. Harry'nin şimdiye dek görmediği kadar sinirli bir hali vardı. "Bu hiç komik değildi Fred!" diye bağırdı. "O muggle çocuğa ne verdin öyle?" "Ben ona bir şey vermedim," dedi Fred. Yine melun bir gülümsemeli. "Düşürdüm sadece. Gidip yediyse onun suçu. Ben ona öyle bir şey demedim." "Bilerek düşürdün!" diye kükredi Mr. Weasley. "Yiyeceğini biliyordun, rejim yaptığını biliyordun." "Dili ne kadar büyüdü?" diye sordu George hevesli hevesli. Annesiyle babası küçültmeme izin vermeden önce bir metreye geçmişti. Harry ve Weasley'ler yine kahkahaya boğuldular. "Komik değil," diye bağırdı Mr. Weasley. "Bu tür davranışlar büyücü muggle ilişkilerini ciddi şekilde zedeliyor. Ben ömrünün yarısını muggle'ların kötü muamele görmesine karşı mücadele ederek geçireyim, kendi oğullarım kalksın." "Muggle olduğu için vermedik onu," dedi Fred öfkeyle. "Hayır, kocaman pis bir zorba olduğu için verdik," dedi George. "Değil mi Harry?" "Evet öyle Mr. Weasley," dedi Harry ciddi ciddi. "Mesele bu değil," diye köpürdü Mr. Weasley. "Görürsünüz, annenize bir söyleyeyim." "Neyini söyleyecekmişsin?" dedi arkalarından bir ses. Mutfağa Mrs. Weasley girmişti. Kısa boylu, tombul bir kadındı. Nazik bir yüzü vardı ama gözleri şüpheyle kısılmıştı. "Merhaba Harry'ciğim," dedi onu görüp gülümseyerek. Sonra gözlerini yine kocasına dikti. "Bana neyi söyleyecektin Arthur?" Mr. Weasley duraksadı. Anlaşılan Fred ve George'a ne kadar kızgın olursa olsun aslında Mrs. Weasley'e neler olduğunu söylemeyi düşünmemişti. Bir sessizlik oldu. Mr. Weasley karısına tedirgin gözlerle bakıyordu. Derken Mrs. Weasley'nin arkasındaki mutfak kapısında iki kız belirdi. Çok gür, kahverengi saçları ve oldukça büyük ön dişleri olanı Harry ve Ron'un arkadaşı Hermione Granger'dı. Ufak tefek ve kızıl saçlı olanıysa Ron'un küçük kız kardeşi Ginny.
İkisi de Harry'e gülümsediler. Harry de onlara sırıttı. Ginny kıpkırmızı kesildi. Harry kovuğa ilk geldiğinden beri ona zaafı vardı. ''Neyi söyleyecektin Arthur?'' diye yineledi Mrs. Weasley ürkütücü bir sesle. ''Yok bir şey Molly'' diye mırıldandı Mr. Weasley. ''Fred ve George, ama onlarla konuştum.'' ''Yine ne yaptılar?'' dedi Mrs. Weasley. ''Eğer Weasley büyücü şakalarıyla ilgili bir şeyse...'' ''Niye Harry'e yatacağı yeri göstermiyorsun Ron?'' dedi Hermione kapının ağzından. ''Nerede yatacağını biliyor.'' dedi Ron. ''Odamda yatacak. Geçen sefer de orada.'' ''Hem bize de göstermiş olursun.'' dedi Hermione imalı bir şekilde. Ha dedi Ron duruma uyanarak. ''Evet.'' ''Evet biz de geliyoruz.'' dedi George. ''Siz yerinizden kıpırdamıyorsunuz.'' diye hırladı Mrs. Weasley. Harry ve Ron yan yan ilerleyerek mutfaktan dışarı çıktılar. Hermione ve Ginny ile birlikte dar holden geçtiler ve evin her tarafında zikzaklar çizerek üst katlara giden sallantılı merdiveni çıktılar. ''Bizi büyücü şakaları da ne?'' diye sordu Harry üst kata çıkarlarken. Ron ve Ginny güldüler ama Hermione gülmedi. ''Annem Fred ve George'un odasını temizlerken bir dolu sipariş formu buldu.'' dedi Ron alçak sesle. ''İcat ettikleri şeyler için... Kocaman uzun fiyat listeleri, hani şaka malzemeleri, sahte asalar, bu bir tuzaklı tatlılar, daha bir sürü şey. Harikaydı. O kadar şey icat ettiklerini hiç bilmiyordum. Uzun süredir odalarından patlama sesleri geliyordu. Ama bir şeyler icat ettiklerini hiç düşünmemiştik, dedi Ginny. Sadece gürültü çıkarmayı seviyorlar sanmıştık. Ama yaptıkları şeylerin çoğu, şey aslında hepsi biraz tehlikeliydi, dedi Ron. Ve bunları Hogwarts'a satıp biraz para kazanmayı düşünüyorlardı. Annem deliye döndü. Bunları yapmaya devam etmelerini yasakladı ve sipariş formlarını yaktı. Zaten onlara kafası kızgın. Umduğu kadar SBD alamadılar. SBD ya da sıradan büyücülük düzeyi Hogwarts öğrencilerinin 15 yaşında girdiği sınavlardı. Sonra büyük bir tartışma çıktı, dedi Ginny. Annem babanız gibi sihir bakanlığına girmenizi istiyorum, dedi. Ama onlar... Tek istediğimiz bir şaka dükkanı açmak dediler. Tam o anda ikinci katta bir kapı açıldı ve bağ çerçeveli gözlük takmış bir baş uzandı dışarı. Yüzünde çok kızgın bir ifade vardı. ''Merhaba Percy'' dedi Harry. ''Aa merhaba Harry'' dedi Percy. ''Ben de kim bu kadar gürültü yapıyor?'' diyordum. ''Burada iş yapmaya çalışıyorum. Büro için bitirmem gereken bir raporum var da insanlar merdivende gümbür gümbür yukarı aşağı dolaşırken konsantre olmak zor oluyor.'' ''Gümbür gümbür dolaşmıyoruz.'' dedi Ron sinirli. ''Yürüyoruz. Sihir Bakanlığı'nın çok gizli üst düzey çalışmalarını böldüysek özür dileriz.'' ''Ne üzerine çalışıyorsun?'' dedi Harry. ''Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi için bir rapor.'' dedi Percy böbürlenerek. ''Kazan kalınlıkları için bir standart getirmeye çalışıyoruz. Bu ithal malların bazıları biraz fazla ince. Sızıntılar senede neredeyse %3 oranında artıyor.'' ''O rapor var ya... ''Dünyayı değiştirecek.'' dedi Ron. ''Gelecek postasının birinci sayfasında yer alır herhalde. Kazan sızıntıları.'' Percy hafiften kızardı. ''Sen istediğin kadar dalga geç Ron.'' dedi ateşli bir şekilde. ''Uluslararası bir yasa getirilmezse pazarın çürük sığ dipli ürünlerle dolması ciddi bir tehlike.'' Ron ''Evet evet tabii.'' dedi ve merdiveni çıkmaya başladı. Percy odasının kapısını çarparak kapattı. Harry, Hermione ve Ginny Ron'un arkasında 3 kat daha çıkarlarken aşağıda mutfakta bağırışların yankıları onlara kadar geliyordu. Seslere bakılırsa Mr. Weasley, Mrs. Weasley'e şekerlemelerden bahsetmişti. Ron'un evin en üst katındaki yatak odası Harry geçen sefer kalmaya geldiğinden beri pek değişmemişti. Ron'un en sevdiği Quidditch takımı Chadley Cannons'ın posterleri yine duvarlarda ve eğimli tavanda dönüp duruyor, dalgalanıyordu. Pencere kenarında duran ve daha önce içinde kurbağa yavruları bulunan akvaryumu ise şimdi sadece bir tane, son derece iri kurbağa mesken tutmuştu. Ron'un eski faresi Scabbers artık yoktu. Ama onun yerine Ron'un mektubunu Private Drive'a, Harry'e ulaştıran minicik gri baykuş vardı. Küçük bir kafeste hoplayıp zıplıyor ve deli gibi kanat çırpıyordu. ''Kes şunu Pik!'' dedi Ron. Yatak odasının içinde sıkış tıkış duran dört yataktan ikisinin arasından geçerek. ''Fred ve George da burada bizimle kalıyor. Çünkü onların odasında Bill ve Charlie var.'' dedi Harry'ye.
Percy kendi odasında tek başına kalıyor. Çalışması gerekiyormuş. Şey, o baykuşa niye Pig diyorsun? Aptal da ondan, dedi Ginny. Asıl adı Pigwidgeon. Ya sanki o hiç aptal bir isim değil de, dedi Ron alaylı bir şekilde. Adını Ginny koydu, diye açıkladı Harry'e. Şirin bir isim olduğunu düşünüyor. Değiştirmeye çalıştım ama artık çok geçti. Başka hiçbir şeye cevap vermiyordu. O yüzden şimdi adı Pig. Onu burada tutmam gerekiyor. Çünkü Errol ve Hermes'i gıcık ediyor. Aslına bakarsan beni de gıcık ediyor. Pigwidgeon kafesinde mutlu mutlu uçup duruyor, tiz bir sesle ötüyordu. Harry, Ron'u çok iyi tanıdığından ciddiye almadı. Eski faresi Scabbers'tan da sürekli yakınıyordu. Ama Hermione'nin kedisi Crookshanks'in onu yediğini sandığında çok üzülmüştü. Harry, Crookshanks nerede? Diye sordu Hermione'ye. Bahçededir herhalde. Yer cücelerinin peşinden koşturma hoşuna gidiyor. Daha önce hiç görmemiş. Percy işinden memnun mu bari? Dedi Harry. Yataklardan birinin üstüne oturup Chadley Cannons'ın tavandaki posterlere girip çıkmalarını seyrederek. Memnun olmak mı? Dedi Ron kasvetle. Babam onu zorla getirmesi eve gelmezdi herhalde. Kafayı işle bozdu. Sakın patrondan laf açayım deme. Mr. Crouch'a göre, Mr. Crouch'a da dediğim gibi, Mr. Crouch'ın fikri şu ki, Mr. Crouch bana diyordu ki, herhalde bugün yarın nişanlandık diye açıklama yaparlar. İyi bir yaz geçirdin mi Harry? Dedi Hermione. Gönderdiğimiz yemek paketlerini falan aldın mı? Evet, çok teşekkürler, dedi Harry. Hayatımı kurtardı o kekler. Ron, peki hiç haber aldın mı? Diye lafa başladı. Ama Hermione ona bir bakış atınca sustu. Harry, Ron'un Sirius'u soracağını anlamıştı. Ron ve Hermione'nin Sirius'un sihir bakanlığından kaçmasında o kadar payları olmuştu ki vaftiz babasını onlar da Harry kadar merak ediyorlardı. Ancak Ginny'nin yanında ondan bahsetmek iyi bir fikir değildi. Üçü ve Profesör Dumbledore dışında kimse Sirius'un nasıl kaçtığını bilmiyor, masumiyetine de inanmıyordu. Ginny merakla bir Ron'a bir Harry'e bakıyordu. Hermione rahatsızlık verici sessizliği sona erdirmek için ''Sanırım tartışmaları bitti.'' dedi. ''Aşağı inip yemek için annene yardım edelim mi?'' ''Tamam.'' dedi Ron. Dördü Ron'un odasından çıkıp aşağı indiler. Mrs. Weasley mutfakta yalnızdı. Son derece sinirli görünüyordu. ''Bahçede yiyoruz.'' dedi onlar içeri girince. ''Burada 11 kişiye yer yok çünkü. Tabakları götürür müsünüz kızlar? Bill ve Charlie masaları kuruyorlar.'' ''Siz ikiniz çatallarla bıçaklar lütfen.'' dedi Ron ve Harry'ye. Asasını lavabodaki patateslere doğrultup istediğinden biraz daha şiddetle sallayınca patatesler kabuklarından öyle hızlı sıyrılıp çıktılar ki duvarlardan ve tavandan sekerek çevreye dağıldılar. ''Aman yani.'' dedi sinirli sinirli. Asasını bu sefer de bir faraşa doğrulttu ve faraş dolaptan fırlayıp yerde sürüklenmeye patatesleri toplamaya başladı. Dolaptan kapkacak çıkarırken ''O ikisi!'' diye lafa başladı öfkeyle. Harry onun Fred ve George'dan bahsettiğini anlamıştı. ''Halleri ne olacak bilmiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Hiç azim yok. Tabii ki ellerinden geldiğince dert çıkarmayı azimden saymazsanız.'' Mrs. Weasley mutfak masasına büyük hesaplı bakır bir tencere koyup asasını içine doğru sallamaya başladı. Asasının ucundan kremamsı bir sos kabın içine boşalmaya koyuldu. ''Akılsız falan olduklarından değil.'' diye devam etti kızgın bir ses tonuyla. Bu arada saplı tencereyi ocağın üstüne yerleştirip asasının bir hareketiyle altını yaktı. ''Ama harcanıp gidiyorlar. Artık kendilerine çeki düzen vermezlerse başları belaya girecek. Hogwarts'tan onlar için bir sürü baykuş geliyor. Diğerlerininkinin hepsini toplasan o kadar etmez. Böyle devam ederlerse sihrin uygunsuz kullanımı dairesinin önünde bulacaklar kendilerini.'' Mrs. Weasley asasıyla çatal bıçak çekmecesini dürttü. Çekmece hızla açıldı. İçinden birçok bıçak fırlayınca Harry ve Ron telaşla kenara kaçtılar. Bıçaklar mutfağın öbür ucuna doğru uçtu ve faraşın yeniden lavaboya doldurduğu patatesleri doğramaya başladı. ''Onları yetiştirirken ne yanlış yaptık bilmiyorum.'' dedi Mrs. Weasley. Asasını kenara koyup dolaptan birkaç tencere daha çıkararak. ''Yıllardır böyle bu. Marifetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Üstelik hiç dinlemiyor.'' ''Yo yine mi?'' Masadan aldığı asa
kulak tırmalayan bir ses çıkarıp kocaman lastik bir fareye dönmüştü. "Yine onların sahte asallarından biri," diye bağırdı. "Kaç kere söyledim, ortada bırakmayın diye." Kendi gerçek asasını eline aldı ve dönüp ocakta tutan sosla ilgilenmeye koyuldu. Ron açık çekmeceden çatal bıçakları alıp "Hadi," dedi aceleyle Harry'e. "Gidip Bill ve Charlie'ye yardım edelim." Mrs. Weasley'nin yanından ayrılıp arka kapıdan bahçeye yöneldiler. Daha birkaç adım gitmişlerdi ki Hermione'nin çarpık bacaklı sarman kedisi Crookshanks bahçeden fırlayarak önlerine çıktı. Tüylü kuyruğunu havaya dikmiş, çamura bulanmış bacaklı bir patatese benzeyen bir şeyin peşinden gidiyordu. Harry bunun bir yer cücesi olduğunu hemen anladı. Ancak 25 santim boyundaki yer cücesi nasırlı küçük ayaklarıyla çabuk çabuk adımlar atarak bahçenin öbür ucuna uçtu ve yerde duran lastik çizmelerden birinin içine atladı. Crookshanks bir patisini çizmenin içine sokup yer cücesine ulaşmaya çalıştığında Harry yer cücesinin çılgınca kıkırdadığını duydu. Bu arada evin diğer tarafından gürültülü çarpışma sesleri geliyordu. Bahçeye girdiklerinde sese neyin neden olduğunu gördüler. Bill ve Charlie asalarını çıkarmış, eski püskü iki masayı çimlerin üstünde havada uçuruyor, onları tokuşturarak birbirlerinin masasını yere düşürmeye çalışıyorlardı. Fred ve George tezahürat yapıyor, Ginny gülüyor, Hermione ise besbelli eğlenmekle kaygı duymak arasında kalmış halde çitin kenarında dolanıp duruyordu. Bill'in masası Charlie'ninkine büyük bir gürültüyle çarpıp bacaklarından birini kopardı. Yukarıdan bir tangırtı duyuldu. Başlarını kaldırıp baktıklarında Percy'nin başını ikinci kattaki bir pencereden dışarı uzatmış olduğunu gördüler. "Biraz sessiz olur musunuz?" diye bağırdı Percy. "Kusura bakma Percy," dedi Bill sırıtarak. "Kazandıkları nasıl gidiyor?" Percy huysuz huysuz "Çok kötü," dedi ve pencereyi çarparak kapattı. Bill ve Charlie kıs kıs gülerek masaları çimenin üstüne ucuca yerleştirdiler. Bill asasının küçük bir hareketiyle kopmuş olan bacağı yeniden masaya yapıştırdı ve masa örtüleri yarattı. Saat 7 olduğunda iki masada Mrs. Weasley'nin nefis yemekleriyle dolu tabakların ağırlığının altında gıcırdıyor, 9 Weasley, Harry ve Hermione, berrak, lacivert bir gökyüzünün altında sofraya oturuyorlardı. Bütün yaz boyunca yemek niyetine giderek daha da bayatlaşan keklerle idare etmiş biri için cennette olmak gibiydi bu. Harry ilk başta konuşmalara katılmak yerine sadece dinleyerek tavuklu jambonlu böreğin, haşlanmış patatesin ve salatanın tadını çıkardı. Masanın öbür ucunda Percy babasına kazan dipleri konusundaki raporundan bahsediyordu. "Mr. Crouch'a raporu salı gününe hazır edeceğimi söyledim," dedi Percy böbürlenerek. "Bu da onun beklediğinden biraz daha erken bitecek demek. Ama ben duruma hakim olmayı seviyorum. Raporu kısa sürede bitirdiğim için müteşekkir olacaktır sanıyorum. Çünkü şu aralar Dünya Kupası hazırlıklarından falan bizim bölümde işler çok yoğun. Sihirli Oyunlar ve Sporlar Dairesi'nden istediğimiz desteği alamıyoruz. Luda Beckman..." "Ludo'yu severim," dedi Mr. Weasley tatlılıkla. "Bize kupa maçı için biletleri o buldu. Ona küçük bir iyilikte bulundum. Kardeşi Otto başını derde sokmuştu. Doğaüstü güçleri olan bir çim biçme makinesi yüzünden. Durumu ben düzelttim." "Tabii, Beckman oldukça sempatik biri," diye lafı geçiştirdi Percy. "Ama nasıl daire müdürü olmuş şaşırıyorum. Onu Mr. Crouch'la karşılaştırıyorum da. Bizim bölümde biri ortadan kaybolacak da Mr. Crouch onu aramayacak. Bertha Jorkins'in bir ay aşkın süredir kayıp olduğunun farkında mısın? Arnavutluğa tatile gidip geri dönmemiş." "Evet, ben de Ludo'ya sordum bunu," dedi Mr. Weasley kaşlarını çatarak. "Diyor ki Bertha daha önce de birçok kez kaybolmuş. Ama doğrusu bu benim bölümümden birinin başına gelse endişelenirdim." "Doğru, Bertha umutsuz bir vaka," dedi Percy. "Seneler boyu bir bölümden diğerine aktarılmış durmuş diye duydum. Faydasından çok zararı dokunuyormuş. Ama yine de Beckman'ın onu bulmaya çalışması gerekir. Durum Mr. Crouch'ın kişisel olarak ilgisini çekiyor. Biliyorsun, bir süre bizim bölümde çalışmış ve Mr. Crouch onu hayli seviyormuş. Ama Beckman sadece gülüyor ve büyük ihtimalle haritayı yanlış okuyup kendini Arnavutluk yerine Avustralya'da bulmuştur diyor. Ancak..." Percy etkileyici bir edayla iç çekti ve mürver çiçeği şarabından bir yudum aldı. "Uluslararası Sihirsel İşbirliği Dairesi olarak işimiz zaten başımızdan aşkın. Bir de başka bölümlerin kayıp elemanlarını arayamayız.
Bildiğin gibi Dünya Kupası'nın hemen ardından yine büyük bir etkinliğimiz var. Percy dikkati kendine çekecek şekilde gırtlağını temizleyip masanın öbür ucuna Harry, Ron ve Hermione'nin oturduğu yere doğru baktı. Neden söz ettiğimi sen biliyorsun baba. Sesini hafifçe yükseltti. Hani şu çok gizli olan. Ron gözlerini yuvarlayıp Harry ve Hermione'ye fısıldadı. İşe başladığından beri bize o etkinliğin ne olduğunu sordurmaya çalışıyor. Herhalde kalın dipli kazan sergisi falandır. Masanın ortasında Mrs. Weasley Bill ile küpesi hakkında tartışıyordu. Belli ki küpe yeniydi. Bir de üstünde kocaman, korkunç bir diş var. Hakikaten Bill, bankada ne diyorlar? Anne, bir sürü hazine getirdiğim sürece nasıl giyindiğim bankada kimsenin umurunda bile değil, dedi Bill sabırla. Saçında gülünç bir hal almaya başlamış hayatım, dedi Mrs. Weasley. Parmaklarını asasının üzerinde sevgiyle gezdirerek. Bıraksan da biraz düzeltsem. Ben bu halini seviyorum, dedi Bill'in yanında oturan Ginny. Çok eski kafalısın anne. Hem zaten Profesör Dumbledore'unkinin yanında hiç de uzun sayılmaz. Mrs. Weasley'nin yanında Fred, George ve Charlie hararetle Dünya Kupası hakkında konuşuyorlardı. Kesin İrlanda alır, dedi Charlie ağzı patatesle dolu bir halde. Yarı finallerde Peru'yu ezip geçtiler. Ama Bulgaristan'da Victor Kram var, dedi Fred. Kram iyi bir oyuncu. İrlanda'daysa 7 tane iyi oyuncu var, diye noktayı koydu Charlie. Keşke İngiltere finale çıkabilseydi. Ne kadar utanç verici bir şeydi o. Ne oldu? Dedi Harry hevesle. Private Drive'a tıkıldığı zamanlarda büyücülük dünyasından uzak kaldığını her zamankinden de çok üzülüyordu şimdi. Harry Quidditch'e çok meraklıydı. Hogwarts'taki ilk senesinden beri Gryffindor binasının Quidditch takımında arayıcı pozisyonda oynuyordu ve dünyanın en iyi yarış süpürgelerinden birine bir ateş okuna sahipti. Transilvanya'ya 390'a 10 yenildiler, dedi Charlie kederli kederli. Tam bir fiyaskoydu. Gelir Uganda'ya yenildi. İskoçya ise Lüksemburg karşısında perişan oldu. Ev yapımı çilekli dondurmalarını yemeden önce Mrs. Weasley artık karanlık olmaya başlayan bahçeyi aydınlatmak için birkaç mum yarattı. Yemeklerini bitirdiklerinde pervaneler masanın üzerinde alçak uçuşa geçmiş, ılık havayı çimen ve hanım eli kokusu sarmıştı. Harry peşlerine kuruk şenksi takmış, deli gibi gülerek güller arasında koşturan yer cücelerini izliyor, kendini çok iyi beslenmiş ve dünya ile barışık hissediyordu. Ron masaya dikkatle göz gezdirip diğerlerinin konuşmakla meşgul olduğunu gördükten sonra Harry'e çok sessiz bir şekilde sordu. Sirius'tan haber aldın mı son zamanlarda? Hermione de başını çevirip kulak kesildi. Evet, dedi Harry usulca. İki kez. İyi görünüyor. Ona dün değil önceki gün yazdım. Ben buradayken cevabı gelebilir. Birden aklına Sirius'a yazma nedeni geldi. Ron ile Hermione'ye yarasının yine acıdığını ve onu uyandıran rüyayı anlatmasına ramak kaldı. Ama şimdi o kendini bu kadar mutlu ve huzurlu hissederken onları kaygılandırmayı gerçekten istemiyordu. Saate bakın kaç olmuş, dedi Mrs. Weasley birden saatine göz atarak. Yatmanız gerekiyor. Kupa maçına gitmek için sabahın köründe kalkacaksınız. Harry, okul listeni bırakırsan yarın Diagon yolundan senin ihtiyaçlarını da alırım. Başka herkesinkileri alıyorum nasıl olsa. Dünya Kupası'ndan sonra vakit kalmayabilir. Geçen sefer maç 5 gün sürmüştü. Vay, umarım bu sefer de o kadar sürer, dedi Harry hevesle. Umarım sürmez, dedi Percy işkolik bir tavırla. İşten 5 gün uzak kalsam dosya tepsimin ne durumda olacağını düşünüyorum da içim ürperiyor. Evet, yine birisi içine ejder pisliği bırakabilir değil mi Percy, dedi Fred. O Norveç'ten gelen bir gübre örneğiydi, dedi Percy yüzü bir hayli kızararak. Kişisel bir şey değildi. Fred, kişiseldi, diye fısıldadı Harry'e masadan kalkarlarken. Biz gönderdik.